Yalnız benim eşede hak etti gol yeme ya. Hiçbir şey oynamıyor ya. İnancın zaferi. Ben bu tabii ki bayram bizim için önemli. İki takımı sonuçta nedir? Futbol biliyorsun skor oyunu. Şans bizden yanaydı. Sonuçta son dakikada da gol attık. Yani ben tabii ki sonuçta tüm takımı kutluyorum. Tüm Tekirdağ, tüm Ergen'e armağan ediyorum. Efendim hafta içi bir sürtüşme yaşanmıştı. Az önce tribünde bir şeyler oldu. Yani gerek yok yani olaya gelmeye, sonuç maç bitti. Yani maç skor oyunu yani sonuçta. İki ilin takım onlar yani. Sonuç Tekirdağ da bizim takımımız, Ergen de bizim takımımız. Yani gerginliğe gerek yok yani. Eseyse yeneceğiz dedik başkanım. Harbi, nasıl gördünüz, karşılaşmayı nasıl gördünüz? Ben yeneceğimizi biliyorsunuz. Biz çok şükür davaya inanıyoruz her zaman. İnandığımız için yeneceğim. Yani Allah bize öyle bir güç verdi yani kalben ben. Geleceğimizi düşünüyorum. 1-0 biter dedim. Ama son dakika 2-0 oldu. 1-0 biter diye hesap ediyorum. 2-0 oldu. Bundan sonra başkanım. Tekirdağ Spor'un başkanı olmak istiyorum dediniz daha önceki açıklamamızda. Bugün Melih Meşe kazandı ve büyük sevinç yaşadınız. Nasıl? Ya onu ben bugüne mahsus değil, hedefim dedim yani. Bir gün tabii ki ben sonuçta Tekirdağ'dayım. Tekirdağ'da bizim. Ergen'e bizim çoğu bölgeyim yani. Biz futbola destek veriyoruz, futbolu seviyoruz. Sonuçta yani futbolun içinden gidiyoruz. Şu anda tesisin içmeye gidiyoruz. Ergen'e bir spor çok daha iyi yerlerde olacak zaman içerisinde. Bu bizim iddiamız. Şu anda dediğim gibi çok iyi bir tesis yapıyorum. Güzel sosyal tesis bitti. Topçularımız orada kalıyor. Tabii ki öncelikle daha tesisle işte altyapı çok önemli. Altyapıya önem vereceğiz yani zaman içerisinde. Yani maç başarı için çıkıyorsun sonuçta. Yani başarılı olmak adına çıkıyoruz. Ama dediğimiz gibi çok şükür iki turu geçmiş olduk. Ben tabii ki kaymakamımız tam destek veriyor. Ergene'deki bütün yani esnaflar destek veriyor. Seyirci destek veriyor. Yani birlikte kuvvet doğru. Yani şu an iyi götürüyoruz. Yani. Başkanım şöyle soracağım. Büyükşehir Belediye Başkanımız Kadir Albayrak maçtan sonra da böyle konuşabilecek mi demişti sizin için. Hatırlıyorsanız. Ne diyeceksiniz? Ama ben sporda her zaman iddialı oldum. Tekirdağ Spor bugün bana borçludur burada olmasını. Benim bir spora borçludur. Biz geçen Tekirdağ Spor çıktığı zaman kime borçluydu? Herkes gördü kamuoyu. Sonuçta benim spor bütün rakiplerini yendi. Kocaeli'yi yendi. Sahasında yani sonuçta bizim iddiamız o zaman da vardı. Yine var iddiamız. Sonuçta yani dediğim gibi olaya biz sportif anlamda bakıyoruz. Oynayan kazanıyor. Sonuçta şans bizden yanaydı. Biz kazandık. Kutluyorum. Son dakikada yaptığınız hareketten dolayı tepki gördünüz. Hareket yapmadım yani sonuçta sevindim. Sevinmek benim hakkım. Onlar da atsalardı evet. Sevinecekler. Sonuçta yani refleks hareketidir bunlar olacak. Yani gerek yok yani. Birbirimize sonuçta değil mi? Ben Tekirdağ'dayım. Sonuçta onlar da Tekirdağ'da. Tebrik ederim başkanım. Teşekkür ederim. Çekelim kafana.